buradan nereden gelmişseniz, Solhan'dan, Arakonak'tan, Genç'ten, Karlıova'dan, Bingöl Merkez'den, her yerden gelen tüm arkadaşlarıma Allah hepinizden razı olsun. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçükler, benden küçüklerin de kucaklıyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah sizi var etsin. Tam 6 yıldır bu mücadelenin içerisindeyim. 6 yıldır hiçbir ayrımcılık yapmadan insanlarımızın sürekli içinde olduğum ilçelerimizi gezdim, bölgelerimizi gezdim, milletimizin derdini sordum, milletimizin ihtiyaçlarını sordum, milletimizin önceliklerini sordum ve çözüm önerilerimiz nedir, ne yapabiliriz, bu memlekette nasıl bir siyaset yapsak doğru bir siyaset yapmış olacağız. Bununla ilgili kafa yorduk, çalıştık, çabaladık. Sadece ve sadece ben burada milletvekili olayım derdinde değilim. Bundan müsterih olun. Biz olduğumuz yerde hak olacak, hukuk olacak, sevgi olacak, saygı olacak, adalet olacak, kardeşlik olacak, kucaklama olacak, samimiyet olacak. Bunlar benim taahhütlerimdir. Bakın değerli arkadaşlar, ben size 3 yıl burada il başkanlığını yaparken bu kapı hepinize gece gündüz açıktı. Hepiniz benim başımın üstünde yeriniz vardı. Başımın tacıydınız. Bugün de, yarın da, öbür günde bizim ayinemiz işimizdir. Geçmişimizdir, uygulamalarımızdır. Biz insanı, tılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Biz insan bizim yanımızda eşref-i mahlukattır. Kıymetlidir. Biz insanımızın derdiyle dertleniyoruz. Biz buna iman etmişiz. İnsanın derdi bizim derdimizdir. Sizin sorununuz benim sorunumdur. Sizin sıkıntınız benim sıkıntımdır. Ben değişmeyeceğim, böbürlenmeyeceğim, kibirlenmeyeceğim, başkalaşmayacağım. Bugün nasıl benimle yüz yüze, sokakta, caddede, mahallede derdinizi anlatabiliyorsanız, yarın da bana bir görev nasip olursa aynen sizin içinizde olacağım. Sizinle oturacağım, sizinle istişare edeceğim. Gençlerimizin önünü nasıl açabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? İnsanlarımıza nasıl faydamız olur? Bunun mücadelesini vereceğiz inşallah. İçinizden kardeşiniz gibi gece gündüz hep birlikte beraber samimi bir şekilde bölgecilik yapmadan, ayrımcılık yapmadan, Zazasıyla, Kurmancıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle her bölgeden insanlarımıza karşı bu yüreğimiz, bu kalbimiz açık olacak. Dertlerini dinleyeceğiz inşallah. Şimdi beraber partimize gideceğiz. Değerli arkadaşlar, içeride bir kısa sohbetimiz olacak. Başkanımızı yalnız bırakmayın. Kendisine eşlik ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref veriyorum. İl Başkanımız Hakim Sağlar Bey'e vereyim. Buyurun Sayın Başkanım, mikrofon sizin yerinizde konuşun. Kıymetli Başkanım, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli cemaat, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hak yolda, doğru yolda, doğru davada bulunduğumuz için sizlerle birlikteyiz, siz de bizimle birliktesiniz. Değerli arkadaşlarım, seçime gidiyoruz. Önemli bir seçim, Türkiye için çok önemli bir seçim, Bingöl için önemli bir seçim. Bizim hepimiz için, ailelerimiz için çok önemli bir seçim. Ben buna inanıyorum ki, bu aday adaylık süreci bittikten sonra kim aday olursa olsun hep birlikte omuz omuza Allah'ın izniyle en başarılı bir şekilde AK Parti'mizi, Cumhurbaşkanımızı ve ülkemize en faydalı bir şekilde Bingöl'e yakışan bir şekilde temsil edip Bingöl'ü zirveye taşıyacağız Allah'ın izniyle. İl başkanlığımızı yapmış, partide önemli hizmeti bulunmuş, kıymetli arkadaşım Hanif Başkanım'a da hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Cenab-ı Hak mahcup etmesin inşallah. Hepiniz sefa getirdiniz. Hoş geldiniz. Döneminde de şimdi de ben biraz protokole çok fazla uyan bir insan değilim. Niye bilmiyorum, biraz sivil hayattan geldiğim için çok fazla protokol, resmi kurallara uymayı çok istemiyorum. Biraz böyle
spontane konuşmak, spontane gelişmek, sade, samimi içten olmak istiyorum. Benim geçmişimden beri milli görüş geleneğinden gelen bir kardeşinizim. Refah Partisi Genç İlçe Teşkilatı'nda, Refah Partisi MGV'sinde, Refah Partisi seçiminde, siyasetinde görev yapmış bir kardeşinizim. AK Parti kurulduğu zaman 2002'de AK Parti'ye katılım yaptım. O günden beri AK Parti siyasetinde resmi olmasa da gayri resmi olarak hep mücadelesine destek olmuşuz, katkı vermişiz. Hep böyle sahada vekil adaylarımıza elimizden gelen imkanları kullanmışız, çalışmışız. Tek başıma geldim. Bu Kadir Şinas toplum geldi, oradan bizi kucakladılar, bizi bağrına bastılar, partimize kadar getirdiler, tam buraya kadar bizi getirdiler, teslim ettiler, arkadaşlara gittiler. Allah o günden bugüne emeği olan, çabası olan, mücadelesi olan tüm kardeşlerimden razı olsun. Ben size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu neyin işaretidir biliyorsunuz? Bu toplum Kadir Şinas bir toplum. Bu toplum kendinden birisini kalp gözüyle zaten seçiyor, biliyor, tercih ediyor, teşhis ediyor. Bunun manası, bunun tercümesi budur. Ben ağa değilim, bey değilim, şeyh değilim, zengin iş adamı değilim. Niye bu toplum mutabakatı sağlamışız? Çünkü ben sizin gibi düşünüyorum, siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Biz fotoğrafta birbirimizi görüyoruz. Bakın Sayın Başkanım, bugün burada bölgecilikten ziyade, çünkü ben tüm siyasi hayatımda mücadele vurgumda şunu söylüyorum. Biz iman etmiş insanlarız. Biz insana değer veren insanlarız. Bizim felsefemizde işin merkezinde insan var. O insanın rengi, ırkı, mezhebi hiç önemli değil. Hatta mazlumsa dini dahi önemli değildir. Biz mazlum esaslı bir insan. Bu bölgecilik, adamcılık, ayrımcılık hiçbir zaman benim olduğum yerde olmayacak. Teşkilatımızın emrinde olacağız. Teşkilat benim için olmazsa olmazdır. Allah sen yukarıda şahitsin, kalpleri biliyorsun. Teşkilatın oyunu almak için söylüyorsam Allah bana nasip etmesin. Ben bu işin derdini çekmişim. Ben bu işin kahrini çekmişim. Ben 3 yıl il başkanlık döneminde 2 tane seçim geçirmişim. Matematiksel olarak bir il başkanı 2 seçim geçirebilmesi için en az 5-6 yıl görevde kalması lazım. Ama ben öyle bir takvime sıkıştım ki 2 seçim üst üste geçirdim. Alnımızın akıyla, hepinizin desteğiyle tüm ilçelerimizde çıtamızı yükselterek başarılı bir şekilde bu mücadeleyi sonlandırdık. Vicdanımız rahat, alnımız ak, hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Kimseye haksızlık, zulüm, yanlışlık bilerek yapmadık. Sizi bugün çok yorum. Havalar yağmurlu. Gelmişsiniz buralara kadar. Ben size şunu söylüyorum. Bugün burada siyasi konuşmaların zamanı değil. Bugün burada teşkilat kucaklaşması, ön seçim, başvuru, mülakat bunları konuşacağız. Ama Rabbim takdir ederse genel merkezimiz, il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız da teveccüh gösterirlerse bu kardeşiniz göreve geldiği zaman muhalefetin adaylarıyla, rakiplerimizle hem sahada, hem caddede, hem sokakta ruberu onlarla mücadele kalitemiz de var, kalibremiz de var, kıraatımız da var. Vallahi bizim karşımıza çıkıp da iki laf edemezler. Bu memlekette sadece milletvekili olmak için mücadele etmeyeceğiz. Bu memlekette sadece milletvekili olmak için mücadele etmeyeceğiz. Bu memlekette alışılagelmiş bazı düzenleri, sistemleri değiştireceğiz. Bakın huzurlarınızda da söylüyorum. Benim sosyal medya hesabım benim taahhütnamemdir. Hepiniz alın fotoğraflarını çekin, galerinizde muhafaza edin. Günü geldiği zaman benim önüme koyacaksınız. Ben Adaklı, Kiri, Yayladere, Yedisu, Solhan, Genç, Bingöl Merkez,
Hiç kimseyi kimseden ne aşağı görürüm ne üstün görürüm. Hepsini kardeş görürüm. Kardeş olarak da kucaklayacağım. Bu kardeşliği de tesis edeceğim Allah'ın izniyle. Teşkilatımızın... Ama şu anda Türkiye tüm saldırılara rağmen, tüm müdahalelere rağmen, tüm desiselere rağmen, ayak oyunlarına rağmen Türkiye müstakim bir şekilde Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yürüyor. Yürümeye de devam edecek. Bize düşen bunlara omuz vermektir, destek vermektir, katkı sunmaktır. Allah'ın izniyle buradan birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde nasıl şu anda hep beraber birbirimizi kutluyoruz, bu işin sonu da, finali de böyle olacaktır. Biz Allah'a iman etmişiz. Takdiri neyse o olacak. Biz bize düşen çabamızı harcayacağız, gerisini tevekkül edeceğiz. Takdiri Kuda neyse baş göz üstüne. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun.